Öncelikle merhaba arkadaşlar. Space Engineers'a hoş geldiniz. Mars'a iniyoruz. Direkt ben bayağı bildiğin dümdüz Mars'ta başlamak istiyorum. Değişiklik olsun sebebiyle. Hep dünyada başlıyoruz, hep dünyada başlıyoruz. Bu sefer de Mars'ta başlamak istedim. Olay bu yani. Şimdi landing gear'ları otolokta kalsın. Bu anten range'ini arttırmaya gerek var mı? Hadi 500'de kalsın böyle. anten olarak da kalsın şimdiki, ya şey yapmaya gerek yok. Biz atlayalım ve hemen şuraları böyle ufaktan kazmaya başlayalım. O zaten gemi gelip inecek buraya. Buz var burada. Bize buz değil, demir lazım şu anda. Gerçi şu an direkt toprak lazım bize ya. Ah, demir. Çok güzel. Demir biz de bulduk. Ben direkt tabii bundan sonra toprak toplayacağım şeyin yanında. Resmen podun yanında. Ayrı mesele. Ama demire de inmiş olalım ki ondan sonra inerken sorun yaşamayalım. Derinmiş yalnız. Güzel. Şunu hemen böyle bir marklayalım. Demir diye. Ve bizim gemi de zaten anca geldi. metre uzakta ama hop, bağlanmadı. Takla atacağız. Nasıl becerdi bunu? Çok merak ediyorum. Bağlan artık ha. Allah razı olsun. Düz bağlandı. Evet, şuraları şöyle bir yol alın hemen. Hemen hızlıdan. Buza da ihtiyacımız olacak oksijen sebebiyle. O yüzden birazdan da birazcık da böyle bir buz şey yapabiliriz. Buralara hemen yol alıp demiri almamamın sebebi elimdeki survival kit demiri işleyemiyor. Dolayısıyla rafineri yapmam lazım. Rafineri yapana kadar demiri toplayamam. Veya herhangi bir oru toplayamam. Onu toplamanın tek yolu böyle kazarak bulmak. Yalnız inventörü dolmuyor resmen. Production 400 tane başlatalım. Şimdi Basic Assembler için ne lazım? Basic Assembler için 20 Steel, 80 Computer, Display Motor, 80 Steel, 40, 80, 14 şeklinde gidiyor. Burası da 300. Toplam olarak düşünüyorum şu anda. Evet.
Şimdi production'dan 350 tane demir plaka yapalım. 100 tane bilgisayar yapalım. 100 tane bundan. 30 tane de değil, 20 tane bundan. 20 tane bundan. İç plaka 100 tane yapabilirsek yapalım. Mars'ta rüzgar vardı diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ona 24 tane şeye ihtiyacım olacak. Büyük ihtimalle tabii bu malzeme yetmeyecek diye tahmin ediyorum. Bu kadarlık şey topladığımız or yeterli kalmayacak. Dolayısıyla birazcık daha bir inventory dolusu daha şöyle bir or toplayıp onları da şeyin içine atarsak, survival kit'in içerisine atarsak güzel bir structure yapabiliriz kendimize. Basit bir başlangıç noktası, başlangıç şeysi. Bu sefer mobil bir karargah kurmak istiyorum Mars'ın üzerinde. Büyük parça şeylerle, büyük gridlerle küçük gridleri birleştirerek yapmak istiyorum onu da. Elimde bir tasarım var. Bakalım nasıl şey olacak. Aa, yapabileceğim onu. Nasıl yapacağız? Tabii onun hava geçirmezliğini şey yapmam gerekecek. Kontrol etmem gerekecek. Emin değilim çünkü ne durumda olduğunu biliyorum. Ama hava geçirmez olmayan herhangi bir şeydi. Hava geçirmez hale getirebiliriz. Yani çok böyle bir şey değilse eğer, büyük sorun değilse halledebiliriz. Yani halledebilecek bir şey değil. Sanki aşağıya doğru indikçe daha böyle bir hızlanmaya başladı gibi ha. Toplama şeyimiz, seviyemiz. Demir işliyor zaten orada. Bir inventör daha dolduralım. Ha, bir dakika şuradan. Yani hazır unutmamışken hidrojenimizi alalım. Tüpümüzü alalım. Hidrojen tüpümüzü. Ve hazır gelmişken şurada da kendimizi bir fulleyelim. Inventory'a full. Güzel, 300 tane üretmiş bu arada. Hemen şeylerden başlayalım. Armor bloklarla muhabbete başlayalım. Şimdi assembler böyle duracak. Rafineride interior kobalt olmadan çıkartamayacağız onu. Dolayısıyla şunları hemen şöyle bir verelim ayarı. Yediden interior plate yapılıyor ama onu yapamayacağız. Tamam. Production geliyor zaten. Bilgisayar bir 20 küsur tane daha yapıyorduk galiba. Tamam, yapıyormuşuz. Bilgisayarı da tamamladık. Construction Components 40 tane ister.
40 tane construction component'ımız geldi. Buradan demir yetmeyecek diyor ama geriye kalan malzemeleri yapabiliyoruz. Production'dan bir 200 tane daha şey verelim. Interior plate de vermişiz, 100 tane söylemişiz. O da gelsin. Olay çözülmüş olacak. Motorları yapıyor, bir dakika, motorları yapmadan evvel şöyle interior plate, sonra bu, sonra bu şeklinde yaparsak en azından daha hızlı biter muhabbet. Ekran motor lazım. Ekran motor. 17 tane motora ihtiyacım varmış toplamda. Kaç tane söyledim bilmiyorum. 13. Birkaç tane de üstüme almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şunu tamamlayalım. Yapı malzemesi falan kaç tane kaldı elimde? 40 tane, 10 tane. Yani yetecek gibi, emin değilim tam olarak ama. Demir de yetmiyor galiba. Yo, yetiyor. 360 diyor. 400 lazım toplam. Ha, bunları bitirmek için. Tamam ya. Yani. Hemen rafinerimizi de yapalım. Assembler ve rafinerimiz. İkisi de ready set go. Wind turbine'ımızı çakalım şuraya hemen. Motor 8 tane. Girder'da kalanları alırsak. Ver 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 ver. Topla 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 topla. Çok güzel. Gridimiz artık aktif. Steel plate. Sen bir yapmaya başla, 2-3 tane yapabildiğin kadar. 90 tane varmış zaten içinde. Yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Pekala, o zaman şöyle yapacağız. Şunu bırakacağız ve demire gideceğiz. Hemen demirimizi toplayalım. Rafinerimizde demirimizi işleyelim. Ardından bir tane kargo yapmamız lazım. Bu şu anda mecburum bu sistemi yapmayı kurmaya ki şey olsun. Yani daha sonra yapacağım cihazı üretebilmek için böyle bir rafineri sistemine ihtiyacım var maalesef. Bu sistemi kurduktan sonra, temelimizi attıktan sonra yani aslında. İleriye doğru devam ediyor olacağız. Şunun ne olduğunu merak ediyorum. Kimsin sen? Silikon. Buraya toplayacağız zaten. Hemen gidelim. Bilinmeyen sinyal varmış arkada. Başı seni... Şunu işle şöyle. Heh. Çok güzel. Hemen işliyor orayı zaten. Güzel. Şimdi şuradan silikon toplayalım azıcık. Oh, canım acıyacak sandım var ya.
böyle küçük nodlar bulmak güzel oluyor. Suite enerjimiz low. Tabi uzayda daha çok şey harcıyoruz. Hayatta kalmak için. Enerjiye daha çok ihtiyacımız oluyor. Bu sebeple daha sık enerji tazeleme işlemi yapıyor olacağız. Uzayda daha çok ihtiyacımız olacak bu şeye. Ama halen daha burada durabiliriz bir süre daha. Toplamak adına. Inventory full. Demiri bu arada işlemiştir çoğunluğunu. Yok yani çoğunluğunu dedik, birazını işlemiştir işte. Hepsini işlemiş, çok güzel. Şuradan bir charge edelim hemen kendimizi. Oksijenimizi fullledik. Oksijen, evet buz, buza gideyim. Şeyi fullleyelim. Canımızı, can demişim, enerjimizi fullleyelim. Şuradaki buza gideyim hemen, 2 dakika. Neredeydi? Şuradaydı sanki. Şu muydu? Sanırım şuydu ya, buz. Altın bulduk, oha. Altın. Burada buz nerede? Burası da altın. Bu not komple altın abi. Şuydu galiba buz. Evet. Nice, aynen. Girelim hemen aşağıya. Çok güzel. Toplayalım buzumuzu. Şurada bir işaretleyelim. Ice. Tabii silikon biraz daha zor işleniyor. Güzel. Şimdi production'a girelim. Buradan benim ne yapmam lazım? Batarya yapmamız lazım. Büyük şeyler 80 tane istiyor. 80 tane marşlayalım. Kargo konteyner için metal grid lazım olacak. Ona da şunu parçalayarak yapabiliriz ama. Kargo, small kargo konteyner yapacağız. Interior plate'e ihtiyacım var. Small steel tip 20 tane. Production'a 20 tane versek başlar mı? Niye bu kadar zorladı bilmiyorum. 20 tane de geldi ve kargo konteynerimiz de tamam. Batarya için de şuraya koyalım bataryayı da. Bataryayı da alalım. Şöyle koyalım. Construction component, bilgisayar, demir plaka ve 80 şeye ihtiyacımız var. Steel plate'e ihtiyacımız var. Hemen tane yapsak, 3 tane de buradan yapsak. Enerji sorunları yaşıyor, o yüzden bu kadar acı çekiyor.
Power Cell. Power Cell için ne lazım? Nikel falan bir şeyler, öyle o tarz şeyler lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Onların da hiçbiri bu aletin üzerinde yoktur. Power Cell. Zaten Power Cell'i şey yapamıyoruz biliyorsunuz. Şuna gideyim, belki orada Power Cell falan çıkar şansıma. Unknown Signal'a gidelim. Bakalım ne çıkacak. Cow Grinder. Lanet olsun. Üst seviye malzemeler çıktı. Yani her şeyde yok. Buradan şey yapalım. Yok edelim ki geriye bir şey kalmasın. Şimdi rahat, rahat, rahat. Rahat. Seni de atalım. Block Tools, karakter Tools'dan da en geliştirilmiş malzemeleri koyalım. Şimdi bunun içerisinde ne lazım bana? Power Cell lazım. Power Cell yapabileceğim herhangi bir cihaz yok. Power Cell neyle yapılıyordu? Bizim neye ihtiyacımız var production olarak? Nikele ihtiyacımız var. O zaman nikel bulalım. Haydi nikel bulalım. Haydi nikel bulalım. Sen kimsin? Boulder arkadaşım. Silikonsun, sal. Aldık zaten silikon. Bize bir süre yetecek kadar silikonumuz var. Nikele ihtiyacımız var. Silikonun oru var burada. Burayı ben bir işaretleyeyim. Silikon. Burası komple silikon galiba. Nikel bulduk. Çok güzel. Hemen işaretleyelim. Bu survey'i yapmak lazım. Nikel diye yazılıyor. Bu survey araştırmayı yapalım ki sorun olmasın. Daha sonra istediğimiz kaynaklara bir an evvel ulaşalım. Şimdi bundan sonraki en büyük kaynağımız nikel olacak. Şey, nikel demişim. Kobalt olacak. Bundan sonra kobalt bulmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince en hızlı şekilde kobalt çözmeye çalışacağız. Ki metal grid vesaire yapabilirim. Aynı zamanda benim bu şeye karargahım üzerinde 4 tane falan şey yapmayı düşünüyorum. Pervane yapmayı düşünüyorum ki o da bir yandan charge etsin, bir yandan üretim yapabilirim. Büyük ihtimalle büyük parçalara geçmem gerekecek, büyük rafineriye geçmem gerekecek zaten. Onu da artık bir şekilde çözeceğiz. Yapacak bir şey yok. Gerçi benim elimdeki tasarım da birazcık böyle expedition, explorer, araştırmacı şeyi gibiydi, aracı gibiydi. Ama böyle mobil base tarzında, mobil karargah tarzında bir şey yapacaksam birazcık daha farklı bir tasarım yapmam gerekebilir onun için. Bakalım. Anlarız şimdi. Abi sana zahmet, şöyle bir nikeli işle ver 2 dakika. Şu bir stone'u ver. Sonra nikeli işle. Buradan da nikeli koyalım. Not enough power. Burada ne var? 70 tane var. Tamam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yapalım. Daha iyi olacak.
Interior plate, enerji hemen, enerji enerji. Ver 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 ver. Enerji ver, enerji ver. Oh. Interior plate de yok. Ondan da alalım hemen şuradan. Motor alalım. Construction, bilgisayar falan filan. Girder'a ihtiyacımız olacak şimdi. 1 2 3 4 İç plaka. İç plaka lazım. Construction components lazım, girder lazım. Base grafenleri off'sun abi. Not enough power mı? Ha bu bunları şey yaptı. Bozdu. Hemen şöyle yapalım. Senden kurtulalım. Seni yapalım tatlım. Kalan malzemeyi de seni yapalım. Çok sağ ol. He. 50 desek bana 100 tane yapsa keser beni. Ondan sonra interior plate lazım. 50 tane ondan, 100 tane bundan yapsak. Bataryaları zaten çakıyor, sıkıntı yok. 100 tane de bilgisayar yapalım. Ye gülgülüm ye. Bataryamız da tamam. Gördürlerimiz de tamam. Rafineri speedimiz de, şunu da rafineriye sokamıyoruz değil mi? Yok. Interior plate'e ihtiyacımız var. Yaklaşık 35 küsür tane yetecektir diye ümit ediyorum. Yapı malzemesi koymadık buradan hiç. Elimizde var mı? Yok. Yapı malzemesi sana zahmet bir 100 tane atarsan, deli fişek yaparsan çok sevinirim. Yeter. Evet, çok güzel. Şimdi şöyle bir muhabbet var. Bunların hepsini bir toplayacağız. Sonra bunu bir sileceğiz. Ardından şunları bir kaldıralım şuradan. Buraya medical room değil de survival kit şu anda yapacağız. O2H2'yü nerede? Burada. O2H2 generator yapacağız. Ardından oksijen farm da koyulabilir aslında O2H2'nin tepesine. Bir de small cargo container koyacağız. Şimdi small cargo container buraya koyuyoruz. Ardından survival kit koyuyoruz. Ardından O2H2 generator koyuyoruz. Onun da tepesine eğer yerimiz varsa oksijen farm koyuyoruz. Evet, şimdi önce cargo container'ı tekrar yapalım. Bunu yapmaya çalışalım. Bunu yapmaya çalışalım. Şu anda bilgisayardan patlıyoruz. Bunda hiçbir şey yok. Çok ihtiyacımız var mı oksijen farma? Bence yok. Gerek yok. Kalsın böyle. Şimdi bilgisayar construction'ı alalım. Burada eksiklerimizi tamamlayalım. Burada eksiğimiz kaldı mı? Kalmadı. Medical components'ı söküp bunu hemen yapıyoruz. Ve en respawn noktamız burası oldu. Şu arkadaşları da bir çözelim. Birazcık 400 kadar şöyle şey gelsin bize. Battery gelsin. Battery. 20 tane bundan başlatalım. 20 tane de bunu söyleyelim. Tabii ama elimizde şu anda yok. Olduğu zaman şey yapmak üzere
sırada kalsın. Hemencecik şuradan malzememizi alalım. Buradaki arkadaşın içinden buz ve oksijeni toplayıp buradaki arkadaşa vereceğiz. Üzerimdeki şu gereksiz malzemelerden de bir kurtulayım. Çok güzel. Buzumuzun tamamını koyalım. 10 kabus az değil. Evet, ondan sonra da bu arkadaşı ana bacı kardeş demeden, onun içerisinde şeyler var yalnız, krediler var, o kredileri alalım. Yok edeceğiz bu arkadaşı da, ondan sonra bu bölümlük neredeyse tamamlanıyoruz her şeyi. Allah'tan ileri grinder aldık da hızlı halledebiliriz olayı, yoksa eziyet olurdu vallahi, bize yemin ediyorum. Ağır eziyet olurdu. Bu bataryayla çok fazla bir şey yapamayacağım. Dolayısıyla bu bataryayı da yok ediyorum. Uğraşamayacağım şu anda yani bataryayı oradan kaldırmakla vesaire. Rahatlıkla bataryayı da şarj ederiz bundan sonra. Sıkıntı yok. Elimizde orada sektör yapacak malzememiz de var şu an. Bu sebepten sorun yaşamayız. Şimdi olay şu. Küçük şeylerle büyük şeyleri birleştirmemiz lazım. Blokları birleştirmemiz lazım. Küçük bloklarda kullanılan tekerlekler büyüklere nazaran çok daha kaliteli ve engel aşma konusunda daha başarılı oluyor. Küçük tekerlekler. Yani küçük tekerleklerden kastım small block. Küçük blok tekerleklerinden bahsediyorum. Onların büyükleri falan. Bayağı başarılı oluyor. Büyüklere nazaran daha etkili oluyorlar. Dolayısıyla yapacağımız tasarımda onları böyle birleştirmek istiyorum. Fakat bu durumda birleştirebilmem için benim şeye ihtiyacım var. Önce büyük bloklardan başlamaya ihtiyacım var. Ondan sonra altını yapacağım. Büyük bloklardan başlayıp. Bakalım nasıl gidecek. Gemiyi de hak ettik. Enerjimizi fullersen sevinirim tatlım. Evet. Enerji bu survival kitte bayağı az geliyor. Ama çok fazla yapabilecek bir şey yok ona maalesef. Şunları hemen böyle bir yapalım. Bunları yapamayacağım büyük ihtimalle. Aynen, tamamlayamadık. Neyse, sağlık olsun. Şuradan hemen 200 tane daha başlatalım. Şunları da şöyle elimizdeki kullanmayacağımız malzemeleri geri vermek usulüyle kenara koyalım ki üzerimizde kalabalık yapmasın, değil mi? Şu deliği de kapatalım abi.
Güzel. Şimdiki ne yapmamız gerekiyor? Bir şeyleri açmak için bundan yapmamız gerekiyor. Onu yaptığımız zaman bir sürü bir şey açılacak zaten. Construction motor. Motor construction. Yeni bloklar açıldı. Interior plate yapacağız. Interior wall yapacağız. Interior plate ihtiyacımız var. Onu da yaptık. Yeni blokları açtık. Ardından ne yapmamız lazım? Progression'dan bakalım. Interior light yapacağız. Bunlar açılacak. Assembler açıldı. Bataryayı yaptık. Onlar açıldı. Beacon çakacağız bir tane hemen. Beacon. Beacon yapacağız. Beacon. Hop. Koca oğlunu yaptık ama. Maaşlı tüpler bir şeyler ister bizden. Radio komponumuz 40 tane. Hemen marşlayalım. 40 tane ver bana. Kobalt zaten şey için lazım. Metal grid için lazım. Sıkıntı yok. Üretimini yapsın hemen. Olayı çözelim. Unlocklarımızı da yapalım hızlıcadan. Bir sonraki bölümde en azından şeye doğru fokuslanırız. Yapacağımız craft'a doğru fokuslanmış oluruz. Steelplate'i gerek yok. Zaten yeni blokları unlock etti. Pekala. Başka bakalım progression'dan ne yapacağız? Kapı yaparsak hangar kapısı açılacak. Control seat yaparsak bir sürü bir şey daha açılacak. Hydrogen tank yapmamız lazım. Kapıyla control seat yapacağız. Doğru diyelim. Şöyle kapımızı koyalım buraya. Steel plate. Hemen display. Bulamadı. Hemen. Tamam. Bir de control seat yapacağız. Construction. Yapıştır. Pekala. Bunlar da çözülmüş oldu. Catwalk değil de wall desek şu arkadaşlardan şöyle. Biz buraya catwalk koyalım. Cat. Car değil, cat. Yanlış yaptık. 9. Böyle yapalım. Interior plate kalmış üstümüzde. Aman Allah'ım. Neden sildim bunları diye soracak olursanız. Şunlar kötü görünüyordu o yüzden. Steel. Production'a girelim. Hemen sana interior. Ya bunları ben yaparım. Sizi kitlemeyeyim şimdi böyle şeylerle. Teşekkür ediyorum katıldığınız için arkadaşlar. Bir sonraki bölümde hatta şuradan şu crosshair'ı da kapatalım kontrolden game'den gene bu crosshair evet.
Teşekkür ediyorum katıldığınız için efendim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.